Çocuk saftır. Çıkar gözetmez. Ta ki kendisine öğretilenlerle kirlenene kadar. İnsan çocukluktaki saflığını büyüdüğünde de koruyabilir. Çocuk aklı diye gülüp geçme. Bir daha bak her gün baktığın, baka baka ezberlediğin tabloya. Bir de bakmışsın ki bozulmuş ezber. Çocuk aklı deme. Çocuk haklı. Bize göre çocuklar, yarının büyükleri değil, bugünün bireyleri. Bu düşünceyle çıktığımız yolda, Seferihisar'da yaşayan çocukların, dünyanın başka hiçbir kentinde olmayan ayrıcalıklara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buradaki çocuklar, yaşadıkları şehirle ilgili söz hakkına sahip. Bu kentte çocukların sadece oyun parkı, atölyeler ve spor eğitimleriyle ilgili değil, fen işlerinden zabıtaya kadar birçok birimle ilgili karar verme ve müdahale etme hakkı var. Çünkü Seferihisar'da çocuk belediyesi var. Seferihisar Belediyesi olarak 2011 yılında UNICEF'in desteklediği Çocuk Dostu Kentlerden biri olmak için çalışmalara başladık. Bu projeyle çocukların yönetime katılımının sağlanması, çocuk hakları konusunda bilinç oluşturulması, eğitimler düzenlenmesi ve çocuk haklarını gözeten bir belediye yapısı oluşturmak için somut adımlar atmayı hedefledik. Ve Türkiye'deki ilk çocuk belediyesini kurduk. Çocuk Belediyesi, hoşgörü ve uzlaşı ilkeleri ışığında katılımcı demokrasiyi geliştirmek için çocukların düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını öngören bir yapıdır. İlçede yaşayan 7-15 yaş arası çocuklar 2 yılda bir sandık başına gidiyor. Belediye başkanı olmak isteyen çocuklar adaylıklarını açıklıyor ve başkan olması durumunda yapacaklarını vaat ediyor. Belediye kontrolünde kapalı usul oy verme ve açık sayım usulü yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan çocuk belediye başkanı oluyor ve meclisini oluşturuyor. Çocukların kendilerine ait bir kampüsleri bulunuyor. Yeniden düzenlenen kampüs çocuklara günümüz koşullarına uygun imkanlar sunuyor. Atölyeler, toplantı odaları, amfiteyatro, park ve spor alanlarından oluşan tesiste çocuklar okul saatleri dışında eğitimler alıyor. Çocuk Belediyesi'nde yaklaşık 1000 çocuk eğitim görüyor. Tiyatro, modern dans, halk oyunları, akıl oyunları, resim, cello, keman, piyano ve çocuk korosu gibi toplam 17 branşta çocuklar kendilerini geliştiriyor. Ayrıca çocuklar haftada bir kez belediyeye gelerek mevkidaşlarıyla birlikte çalışma imkanı buluyor. Belediye meclis gündemi çocuklarla paylaşılıyor ve gündem hakkında görüş ve önerileri alınıyor. Ayrıca belediyenin gerçekleştirmeyi düşündüğü projelerle ilgili bilgiler çocuklara veriliyor. Çocuklar projeler konusunda fikir ve önerilerini sunuyorlar. Çocukların katkılarıyla projeler son halini alarak uygulama aşamasına geçiliyor. Ayrıca Çocuk Belediyesi tarafından çocukların sosyo-kültürel gelişimini destekleyecek çocukça antropoloji, arkeoloji, felsefe, çizgi film, origami, karikatür, kukla yapımı gibi atölye çalışmaları düzenleniyor. Çocuklar, Seferihisar Belediye bütçesinden ayrılan Çocuk Belediyesi bütçesiyle kendi etkinliklerini düzenliyorlar. Çocuk Belediyesi, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılarak üyelerinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta. Bu hedef doğrultusunda 2016 Mayıs ayında Belçika'da Child in the City ve 2017 Haziran ayında Hollanda'da düzenlenen Child in the City konferansına, Eylül 2017'de İstanbul'da UNESCO Çocuk Dostu Şehirler Çalıştayı'na
Kasım 2017'de Ankara'da sosyal hizmet konferansına, Mart 2018'de İzmit'te çocuk işçiliği konferansına katılım sağlandı. Çocuk Belediyesi yapmış olduğu tüm bu çalışmalarla çocuklar üzerinde hissedilir ölçüde değişime sebep olmaktadır. Seferihisar Belediyesi olarak çocuk ve gençlerin eğitimi, donanımı ve gelişmesine ayırdığımız zaman ve bütçenin yaptığımız en önemli iş olduğunu düşünüyoruz. Çocuk Belediyesi sayesinde çocuklarda gelecekte seçecekleri mesleklerle ilgili bir altlık oluşuyor, kendilerini yaşadıkları kentten sorumlu hissediyor. Yurttaşlık bilinçleri artan çocuklar, özgüven sahibi ve demokrasi bilinçleri yükselmiş bireyler olarak yetişiyor. Bize göre çocuklar sadece yarının büyükleri değil, aynı zamanda bugünün bireyleri ve hayat ortaklarımız. Hep diyoruz ya başka bir dünya mümkün diye. Biz bunu dünya vatandaşı olan çocuklarımızla başaracağız. Türkiye Cumhuriyeti bu çocukların omuzlarında çağdaş, modern bir ülke olmayı sürdürecek. Seferihisar'da güzel şeyler olmaya devam edecek.